İyi Parti grup önerisi üzerine Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Kütahya Milletvekili Sayın Ahmet Tan. Buyurun Sayın Tan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, İyi Parti grubunun dolaylı vergiler konusunda vermiş olduğu grup önerisi hakkında AK Parti adına söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle yüce heyetinizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Sayın milletvekilleri, bilindiği üzere vergi, kamu hizmetlerini karşılamak amacıyla kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paralardır. Anayasada yer alması nedeniyle yerine getirilmesi zorunlu ve çok önemli bir ödevdir. Devletlerin güvenlik, adalet, sağlık, eğitim, yol, su, enerji gibi ortak ihtiyaçlarının karşılanması için kullandığı en güçlü kaynaklar vergilerdir. Değerli arkadaşlar, göreve geldiğimiz 2002 yılından itibaren kararlılıkla uygulamış olduğumuz maliye ve vergi politikaları sayesinde bir taraftan ülkemiz üzerindeki borç ve faiz yükünü hafifletmek, diğer bir taraftan vergi gelirlerimizi tabana yayarak adaletli bir şekilde artırmak için ciddi bir mücadele verdik. Hamdolsun bu politikalar sayesinde 2013 yılında IMF olan borcumuz bitmiş, başarılı politikalarımız sayesinde ülkemizde üretim, ihracat ve istihdam artmıştır. Bu bağlamda 18 yıllık iktidarımızda yapmış olduğumuz köklü yatırımlar vergi gelirlerimizin kamu yatırımlarına büyük bir yansımasıdır. Yukarıdaki sözlerimden anlaşılacağı üzere devletlerin en önemli gelir kaynağı olan vergiler olmazsa kamu için hayati önem taşıyan yatırımlar da olmaz. AK Parti ile birlikte devletin gelirlerinin yatırıma harcanabileceğini anlayan muhalefet her aklına estiğinde vergileri indirelim diyor. Dün de açıktan ortak olan ittifakın üyesi CHP KDV kanununda indirim yapılmasını talep etti. Şunu unutmayalım ki AK Parti iktidarı öncesinde toplanan vergi gelirleri faize ve dış borca gitmekteydi. Bizim dönemimizde ise yatırım olarak milletimize geri dönmektedir. Türkiye OECD ülkeler arasında %24.4 oranıyla en düşük vergi yüküne sahip 5. ülke olup 36 ülke arasında 32. sıradadır. Dolaylı vergilerin gayri safi yurt içi hasıla içindeki payı %9.9 ile OECD ortalamasının 1, AB ortalamasının ise 3.7 puan da altındadır. Yaptığımız düzenlemelerle de vergi oranlarını hem düşürdük hem de çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almayı hedefledik. Bize vergide indirim yapılmasını gerektiğini söylüyorsunuz. Fakat başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere yönettiğiniz belediyelerde su faturasına, ulaşıma, halk ekmekten sosyal tesislere kadar her alanda zam yapıyorsunuz. Bunu yerel seçimlerde İstanbul'da israfa son vereceğiz, hayatı ucuzlatmak için gece gündüz çalışacağız, sizin derdiniz bizim derdimiz diyerek. Fakat seçimi kazandıktan sonra ise hizmet yerine sadece zam yapan belediye başkanlarından net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bunu Sözcü gazetesinden alıntıladım. Tamamlayayım lütfen. Teşekkür ederim. 19.2.2020 tarihinde UKOME'den aldığınız kararla İstanbul'da ulaşıma %35 zam kararı alındı. Sözcü gazetesi. Yine Sözcü 12.6 zam 17.7.2020. Yine Sözcü 11.11.2020 yani bugün %25 zamı tekrar gündeme alıyorsunuz. Evet. Dolayısıyla bu sırada söylediklerinizde bu anlamda gerçekten samimi olsaydınız bizden indirilmesini talep ettiğiniz KDV kadar bunlar da indirim yaparak gösterirdiniz. Ama siz söylediğinizin tam aksine bize teklif ettiğinizin hem zamı yapıyorsunuz bize de indirim yapın diyorsunuz. Dolayısıyla buradan İyi Parti'ye de şunu söylemek istiyorum. Bu önerilerinizi sizlerin oylarıyla seçilen gizli ve açık ortaklarınızın belediye başkanlarını da zam yapmamaları teklifinde bulunmanızı öneriyorum. Bu vesileyle İyi Parti grup önerisine aleyhte oy kullanacağımızı belirtiyor. Yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum.